Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde PHP hakkında birazcık konuşacağız. Daha sonra PHP derslerine başlayacağız videoların devamında, video serisinde. İlk olarak PHP nedir, nerelerde kullanılır? Bunun ile başlayalım. PHP bir programlama dilidir. Server tarafı, sunucu tarafında çalışan bir programlama dilidir. Yani bu ne demek? Biz şu ana kadar HTML'de yazdığımız kodlarla, oluşturduğumuz yapıyla, sitemizin şablonuyla, tasarımıyla genel olarak değişmeyen ve statik olarak olan bir olan çalışmalar yaptık. Yani nedir? Ürünlerin listesini yaptığımızda, o ürünlerden bir tanesini tıkladığımızda, bu ürünün detayını kendimiz gidip HTML dosyasını oluşturup yapıyorduk. Herhangi bir yerden sürekli değişen bir yapı şeklinde bunu bir database'den getirip bize yazmıyordu. İşte bunu yapmasını sağlayan yapıyı biz PHP ile yapacağız. PHP bir söylediğimiz gibi server side, yani sunucu taraflı bir programlama dilidir. Bu ne demek? Hemen şurada bir tane kod yazacağım. Yazmayalım. Şöyle devam edelim. Sunucu taraflı bir programlama dilidir. Yani şöyle ki bizim PHP ile yazdığımız kodlar genel olarak şöyle düşünelim. Mesela sayı diyelim 10. Bir tane daha sayalım. Sayı 2 diyelim mesela. Buna da 20 diyelim. Dolar. Toplam sayı 1 artı sayı 2 dediğim zaman bu, bir de ekrana yazdırma işlemi yaparsak toplam. Bu şekilde bir kod bloğu yaptığımızda, PHP çalıştırdığımızda, web sayfasını, yani PHP dosyasını çalıştırdığımızda yukarıdan birinci satırdan başlar okumaya, son satıra kadar gelir ve bir sonuç elde eder. Bu sonucu bize ekrana HTML'e dönüştürüp bize browserlar aracılığıyla, browserımız aracılığıyla, tabii bu şart değil, şimdilik öyle düşünelim. Browser aracılığıyla bize gösterir. HTML kodu üretir. Doğal olarak bu ona bir dinamiklik katar. Peki bu satır satır okuyup hatalarımız varsa bunları görüp bizi uyaran ve bir şekilde burada mesela sayı 1'i girmiş, sayı 2, bunları toplamış, şurada toplama eşitlemiş ve ekrana yazdırmış. Bu işlemi yapmasını sağlayan burada bir mantık var. Burada bir engine var. Burada bir motor var. İşte bu programın, PHP dilinin kendisi. Programlama dili. Peki biz bunu nasıl elde ediyoruz? Daha önceden yüklediğimiz gibi XAMPP diye bir uygulama yüklemiştik. Orada iki modül vardı. Daha önceki derslerimizde MySQL kısmı ile SQL sunucusu kısmı ile ilgilenmiştik. Şimdi burada programlama dilini, yani PHP bu modülle, bu XAMPP ile beraber yüklenen modülün adı Apache. Apache'nin içerisinde PHP dilinin kendisi bulunmaktadır. Biz Apache'yi kullanarak PHP kodlarımızı derlettirip yorumlattırıp bir sonuç elde ediyoruz. Peki bu Apache'yi kurduktan sonra ne yapmak lazım? Gördüğünüz gibi burada XAMPP'ı çalıştırıp onu da, o servisi de çalıştırmak gerekiyor. Böylece sunucuyu aktif hale getirdikten sonra PHP kodlarımızı istediğimiz gibi yazıp çalıştırabiliriz. Peki hemen yapalım. Ben burada bir küçük bir uygulama yazdım hemen zaten gözünüzün önünde. Masa üstüne hemen bir tane atalım şöyle. Diyelim ki test nokta PHP dosyaları PHP uzantısı ile biter. HTML dosyaları nasıl HTML ile bitiyorsa PHP dosyaları da nokta PHP ile biter. Çalıştırdığımda bakın gördüğünüz gibi hemen Sublime bizim için rengini değiştirdi. Hemen gidelim masa üstünden bunu çalıştıralım, uygulamayı, yazdığımız kodu. Şöyle aşağı indireyim ben. Burada kendisi. Çalıştıralım. Birlikte aç. Herhangi bir browser getirmiyor burada. Açalım şuradan. Şöyle yapalım. Nasıl HTML dosyalarımızı sürüklediğimizde çalıştırabiliyorduk? Bunu da şöyle sürükleyip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi herhangi bir bize şuradaki bize direkt kodumuzun kendisini verdi. Bir metin dosyası attığımızda onu okuyormuş gibi bir çıktı verdi bize. Peki ben bu PHP kodları nasıl işletilebilir hale getirmem lazım? İşte burada PHP'nin devreye girmesi lazım. Yani şuradaki kodu PHP olarak okuyup bana sonuç üretip benim web sayfamda göstermesini istiyorum. Bunu yapmamın tek yolu buradaki sunucuyu kullanmak. Apache'yi kullanabilmek. Peki ben bu XAMPP'ı yüklediğimde Apache nereye gidiyor? Genel olarak sizin istediğiniz bir yere yükleyebilir ama genel olarak bilgisayarımda C sürücüsünde XAMPP klasörü vardır.
XAMPP klasörüne girdiğimizde Windows için tabii bu. HTTPS klasörü vardır. İşte bizim serverımız burada. HTTPS'a girdiğim zaman bakın burada bir sürü proje var. Bu projelerden biri, bu projelerin her birinin içerisinde birer PHP proje var. Doğal olarak benim server'ımın altında, yani server'ım HTTPS'un altında çalıştırılıyor. Yani PHP dosyalarımı ben bunun altına atarsam çalıştırılabilir hale gelecek. Peki o zaman tekrar yapalım. O zaman söylediğime göre şu dosyayı şu dizinin altına atıyorum. Bulabilirsem tabii, neredeydi o? Kaybettim dosyayı. Şurada. Bunun altına attım. Zaten test varmış. Bir daha değiştirelim onu. Bunun altına atmış oldum. O zaman şimdi çalıştıralım. Şimdi üstüne sürükleyelim. Geldim. Çalıştırdım. Aynı sonuç. Bu sefer ne olacak? Onu düşünelim. Şimdi ben buradan çift tıklayıp çalıştırdığımda ya da bunun üzerine sürüklediğimde gördüğünüz gibi yine ben bunu normal masaüstünden çalıştırmışım. Bu klasörün içerisinden çalıştırmışım. Bir anlam ifade etmiyor. Benim bu sunucuya erişmem lazım. Sunucuya erişmek için şu şekilde bir yolum var. Lokal host dediğim zaman bu benim bilgisayarımı temsil eder. Bilgisayarımdaki Apache sunucusu için, bizim için bu konfigüre edilmiş. Localhost şu an Apache sunucumuzun HTTPS klasörünün içerisine bakıyor. Localhost deyip burada dosyamın adını yazdığım zaman test.php diye, gördüğünüz gibi bu sefer gerçi sayı 1 diye hata verdi. Ben orada nasıl bir dikkatsizlikse onu hemen düzelteyim. Şuradan bakayım, sayı 1 değil tabii. Şunu değiştireyim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu aslında bu. Hatayı direkt bana verdi. Dedi ki burada, dedi, tanımlanmamış bir değişken vardı, sayı 1, ve sen bunu burada toplamaya çalışıyorsun diye bana uyarı verdi. 7. satırda. Gördüğünüz gibi HTML'de böyle bir hata yaptığım zaman, tagı açıp kapatmayı unuttuğum zaman böyle bir hata vermiyordu. Ama PHP bana direkt bunun cevabını vermiş oldu. Gerekli düzenlemeyi yaptım. Kaydetmediğimi hatırlamıyorum. O yüzden hemen açıp şunu kaydedelim. Yenilediğimde gördüğünüz gibi o iki sayıyı topladı. Biri 10, biri 27. Toplayıp bana sonucu direkt verdi. İşte server kısmı ve dosyalarımın çalışma mantığı bu. Demek ki ben PHP dosyalarımı HTTPS klasörünün altına atacağım ve localhost diyerek o dosyalara erişim sağlayacağım. Evet, genel olarak PHP bu şekilde bir yapıya sahip. Şöyle anlatalım. PHP kodları PHP tagı ile başlar. Dolar şey küçüktür dolar şey soru işareti PHP bu şekilde de küçüktür. Yani küçüktür diyorum. PHP büyüktür tagı ile biter. Bu arada yazacağım bütün değerler PHP kodudur. Burada kodu. Yani ben gelip şurada bir tane PHP kodu yazarsam echo denemediğim mesela, çalıştırdığım zaman ekranda echo deneme kodu gösterecektir. Gördüğünüz gibi direkt normal metin belgesi gibi değer kazanacaktır. Evet, bu ders kısa bir giriş yapalım dedik PHP'ye. Çok detaya da girmedik. Nasıl çalıştırılacağını öğrendik. Küçük bir şekilde PHP hakkında bilgi vermeye çalıştım. Daha detaylı olarak yine bunlarla ilgili video çekeceğim. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.